Değerli katılımcılarımız, Kadir Has Üniversitesi'nin Herkese Açık Online Kolokyum serisine hoş geldiniz. Bugün 26.sı ile karşınızdayız. Ve bugün üniversitemizden bir konuşmacımız var. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, doçent doktor Akın Ünver. Hoş geldiniz tekrar Akın Hocam. Bugünkü konu başlığı Savaş ve Barış Çatışmaların Sayısal Analizi. Ee, ...bize barış hakkında ne öğretebilir? Ben öncelikle sözü e, Nihat Hocamıza bırakmak istiyorum. Buyurun Nihat Hocam. Evet, tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve tekrar rektörümüze çok teşekkür ediyorum... ...bu kolokyum serisini desteklediği için. Ayrıca da bu kolokyum için bir şey ilave etmek istiyorum. Biz Kadir Has Üniversitesi'nde e, gerek kolokyumlarımız... E, ...gerek de yeni lisans eğitimi programımızdan her zaman için sosyal bilimlerin herkes için gerekli olduğunu savunmuşuzdur ve bunu yalnız savunmak değil bunu eylem olarak göstermişizdir. Bunu böyle düşünen üniversiteler Amerika e, genelde MIT, Harvard ve Caltech üniversitesi. E, o grupta devam ediyoruz ve bunun örneği olarak şimdiki konuşmamızın başlığına bakarsanız ne kadar önemli olduğunu e, sosyal bilimlerin görüyoruz. Sözü fazla da uzatıp ana e, sayın rektörüme veriyorum. Çok teşekkür ederek tekrar. Çok teşekkür ederim Nihat hocam. Her zaman olduğu gibi bu kolokium serisinde de ilk önce sevgili Nihat hocama teşekkür ediyorum. Eğer bugün çok değişik konularda karşınıza e, alanının uzmanlığını çıkarabiliyorsak, bunu başlatan ve bunu sürekli kılan sevgili hocam Nihat hocamdır. Bunun için yürekten teşekkür ediyorum. Bugün ayrıca gururluyum. Bizim genç bir öğretim üyemiz konuşmacı olacak. Büyük bir mutlulukla sizlere tanıtmak isterim Akın Hocam'ı. Akın Hocam 2003 yılında lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden aldıktan sonra 2006 yılında master derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Avrupa çalışmaları üzerine yaptığı çalışmalarla tamamladı. Ondan sonra da doktorasını almak üzere İngiltere'ye gitti. 2010 yılında Essex Üniversitesi'nden doktorasını aldı. Doktora sırasında 2008-2010 yılları arasında Michigan Üniversitesi'nde research fellow olarak çalıştı. 2010 yılında da Princeton Üniversitesi'nde Ertegun Lecturer olarak görev aldı. 2011 bize 2012 yılından beri de Kadiras Üniversitesi'nde Enerji politikaları, çatışma psikolojisi, radikalleşmenin sosyolojisi üzerinde yaptığı çalışmalarla öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ediyor. Bir şey daha ben, özellikle ben gittiğim için bunu söylemek istiyorum. Daha rektörlüğümün ilk yılında ilk ödülünü Akın Hocamla beraber aldık. 2018 yılında İktibü'ye Genç Bilim İnsanı ödülünü aldı Akın Hocamız. Akın Hocamızın şöyle bir özelliği var. Yani söyledim kelimelere o kadar dikkat etmem lazım ama e, sosyal bilimleri fencilere sevdiren bir hocamızdır. Sayının girdiği her şey. <laughs> Bunu altına çizeyim. E, gerçekten öyle. E, birazdan da zaten e, ben birçok kez seminerlerini dinledim. Birazdan siz şahit olacaksınız. hem bilme olmadan sosyal bilim olmaz. Akın Hocam topu size bırakıyorum. Teşekkür ederim tekrar bugünkü konuşmanız için. Değerli hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben hem fen bilim hem sosyal bilimleri fen bilimcilerini hem de fen bilimlerini sosyal bilimcilere sevdirmeye çalıştığımı umuyorum. Nihat hocama da ayrıca bu seriyi başlattı ve yürüttüğü için çok teşekkür ederim. Ben de çok faydalanıyorum konuşmacılardan. E, tabii Şeyle başlamak çok güzel, bu disiplinler arası, e, uyum disiplinler arası, harmoni, interdisipliner e, konularla e, bununla başlamak e, çok güzel. Çünkü artık e, küresel olarak hepimizi ilgilendiren en büyük problemleri tek bir disiplin ya da iki bir disiplinle çözemiyoruz. Yani ne kadar çok disiplini bir araya getirsek, ne kadar çok perspektifi bir araya getirsek, Başarılı olma şansımız, en azından hata yapmama şansımız o kadar e, yükseliyor. E, ve yani bu açıdan güzel bir dönemden de geçiyoruz. Ben sosyal bilimci olarak aslında e, yetiştirdim kendimi ama her zaman aslında bilgisayar programcısıydım da aynı zamanda. Ve e, son birkaç seneye kadar benim bunları harmanlayabileceğim bir disiplin yoktu ortada. Böyle bir field yoktu. Ee, insanlar bana soruyordu yani karar ver sen e, sosyal bilimci mi olacaksın bilgisayar mühendisi mi olacaksın bunlar ayrı şeyler bunlar bir, birleşen şeyler değil ne mutlu ki e, hani öyle bir döneme denk geldik ki e, sadece bunlar, bunlar bir araya gelmiyor bunların e, özellikle bir araya geldiği yeni bir alan ortaya çıktı programlamalı sosyal bilimler ya da bilişimsel onu hala Türkçe'ye çeviremedik maalesef ama computational social science diye ee, ve e, sadece Türkiye'de de değil, yani bizim çevremizdeki geniş coğrafyada da bu işi sırtlayan aslında Kadir Has Üniversitesi. Biz her yaz, 3 senedir e, burada Computational Social Science Summer Institute yapıyoruz e, Princeton, Duke, Harvard ve MIT ile birlikte. E, ve buraya sadece hani... Türkiye'den en iyi doktora ve master öğrencileri gelmiyor. Bizim çok geniş coğrafyamızdan bir sürü yani süper aday geliyor. O açıdan da yani bizim üniversitemiz çok öncü bir pozisyona dönmüş vaziyette burada. Ben doğrudan sunumuma başlayayım bununla ilgili. Sonuç konuşmamın başlığı savaş ve barış yani çatışma. E, ların sayısal analizi bize e, barış hakkında ne öğretebilir. Şimdi e, savaş ve çatışma hali e, hepimizi ilgilendiren, dünyamızı ilgilendiren en büyük problemlerden bir tanesi. Ve e, klasik anlamda eski tip e, bu işlerle ilgilenen işte siyaset bilimciler ya da sosyologlar artık giderek işte bilgisayar mühendisliği değil sadece yani kaos ve kompleksite eee kuramları bu konularda çalışan ağ bilimcileri network scientist'lerle inanılmaz derecede işbirliği yapmış vaziyette. Ben de bu ekstrem interdisiplinerlik dediğimiz şeyin içinde yer alıyorum uluslararası ilişkilercim teknik olarak. Yani benim klasik anlamda yapmam gereken tırnak içerisinde şeylerin çok dışında işler yapıyorum. Yaptığım çalışmalarda, araştırmalarda geçen gün baktım ben artık hiçbir uluslararası ilişkilerciyle başka çalışmıyorum. Yani ya bir fizikçiyle çalışıyorum ya bir bilgisayar mühendisiyle çalışıyorum. Ya bir coğrafyacı ile e, çalışıyorum ya da e, işte network scientist, ağ analistleri ya da dil bilimcilerle çalışıyorum. Tabii bunların harmanı olarak da e, çok merkezi ve bütün dünyamızı ilgilendiren, sadece şimdi değil, yüzyıllardır dünyamızı ilgilendiren e, büyük bir problemi e, çözmeye çalışıyorum. Yani savaş nedir, niye ortaya çıkar, barış nasıl tesis edilebilir e, ve bunların, ...sayısal analizi nasıl yapılabilir? Tabii niye sayısal analiz e, yapıyoruz? Bunların hepsini e, birazcık anlatmak e, istiyorum size. Şimdi e, ailem, annem e, hep soruyor... ...ya evladım gidip şöyle güzel, e, tatlı tatlı, yumuşak bir konu seçsene... ...niye savaş e, seçtin? Yani çalışacak başka konu mu yoktu? E, git işte e, işbirliği e, çalış, başka şeyler çalış. E, benim de verdiğim cevap şu... Ya bir Louvre müzesine ya da bir işte British Museum'a ya da British Library'e bir gidin. Burada gördüğünüz sanat eserlerinin heykellerin veya işte bir kütüphaneye gittiğinizde burada en klasik diyebileceğimiz romanların, şiirlerin, halk hikayelerinin, işte müzik sevenler işte Beethovenlar, ondan sonra Greekler. Chaykovskiyler, bunların e, eserlerine bakın, bunların bir bakın yüzde kaçı savaş veya barışla ilgili. Bu şekilde baktığınız vakit, e, yani insanoğlunun oğlunun e, en çok ilgisini çeken, en çok kafa yorduğu e, ve çözmeye çalıştığı tarih boyunca e, herhalde ilk üç diyebileceğimiz konulardan bir tanesi savaş meselesi. Antik Mısır'daki bu işte savaş paletinden başlayalım. Bilinen işte aslanlarla ve kabile içerisindeki savaşı anlatan belki de ilk, ilk hani savaş tasviri tezahürü. Sonrasında Sümerlere bakıyoruz, Sümer savaş tabletleri. Daha insanoğlunun ilk organize devlet yapıları kurmaya başladığı zamandan bir şekilde yüceltmeye çalıştı bir taraftan idealize etmeye çalıştığı kavramlar olarak ortaya çıkıyor. İşte Mısır Antik Mısır'dan Kadeş Savaşı tabletleri. Daha ileri gidiyoruz. Lacis Ablukası Asur medeniyetine ait bir savaş tasviri. Şimdi niçin bu kadar eskiden beri biz savaşları anlamaya çalışıyoruz? Savaşları soyut hale getirip, soyutlaştırıp ee, bir abstraksiyon içerisinde bunları anlamaya çalışıyoruz ya da tekrardan kurgulamaya çalışıyoruz elgin mermerleri antik e, Yunan'dan bu, e, bu yana e işte Tucidides ve e, Pelopones savaşı mesela uluslararası ilişkiler için en önemli e, vakalardan bir tanesi hala Pelopones savaşını e, biz e, öğretiriz hem lisansta hem yüksek lisansta daha ileri gidiyoruz Marcus Aurelius ve Trajan kolonları mesela bunlar belki de ilk e, lineer e, uzun metrajlı yani gerçi sanat tarihçileri bunları işte ilk film denemeleri diyor ama tabii değil yani bu kolonların spiral halinde bir savaş tasviri var sürekli olarak. E, daha da devam ediyoruz. İşte Bayu e, işte Damaskenos Mikael yani sürekli olarak bu Orta Çağ, Karanlık Çağlar, Roma dönemi tarihte ilerledikçe insanoğlunun yapmaya devam ettiği ve hiçbir şekilde bırakmadığı tek şey savaşları anlamak, bunları bir soyutlaştırma seviyesine çıkarmak, bunları hem yüceltmek fakat bir taraftan da bu soyutlaştırmalar sebebiyle Savaşı anlamaya çalışmak. Neden insanlar birbirini öldürüyor? Tabii Osmanlı tarihinden ne biliyorum minyatürler, güzeli minyatürler. Aynısı Avrupa'da da e, mevcut bunların. E, daha artık klasiklere giriyoruz. Diego Velázquez, Surrender of Breda e, resmi işte. Bir savaş resmi. E, Rubens, Consequences of War e, ondan sonra e, Goya'nın The Third of May e, resmi. E, Picasso'nun Guernica'sı çok çok önemli. Yani klasik dediğimiz ve tabii ki işte bu sunumun e, ismini aldığı belki de e, insanoğlunun yarattığı en büyük e, romanlardan bir tanesi Savaş. Öyle, gerçi tam Savaş ve Barış ile ilgili e, değil. Birçok öğrenci e, diyor ki bana şey yapalım mı? E, işte Sınıfta gösterelim mi mesela bunu? Yani diyorum, tabii ki ilgileniyorsanız de. ama tam Savaş ve Barış ...ile ilgili değil e, bu. Fakat e, yine de bütün büyük romanlarımıza... ...müziklere, müzikleri, müziklere, halk ve türkülerine baktığımızda ...hep bir savaş teması var. Ve bu savaşları anlamanın yöntemleri olarak... ...savaşları ölçmeye çalışma pratiği... E, ...antik Roma e, dönemine, antik Yunan'a kadar giden bir pratik. Yani, sava sava yani bir savaşın büyük olduğunu... Bir savaşın işte e, tabii kazananlar tarafından muazzam bir savaş olduğunu, kaybedenler tarafında da korkunç bir nasıl bir katastrofi olduğunu ölçümü e, farklı metotlarla e, tarih boyunca ölçüldü. Bir, bir ölçüm kaç kişinin hayatını kaybettiği e, ölçümü. E, bir ölçüm bu savaşın kaç sene e, sürdüğü ya da kaç devletin, kaç politenin yani işte krallığın ya da prensliğin o savaşın içerisine. E, katıldı. Bu tarz ölçümler e, aslında yüzyıllardır e, devam eden bir e, mesele. Tabii bu şekilde baktığımız vakit e, biz farklı şekilde ölçüyoruz bunları disiplinde ama ben hani bu daha e, genel e, izleyiciye dönük bir e, sunum yaptığım için e, daha böyle hani herkese herkesin kolay anlayabileceği şekilde e, bunu hani Wikipedia'dan e, hani aldım. Fakat işte, tarihsel olarak baktığımız vakit en korkunç savaş ikinci Dünya Savaşı e, ikinci daha büyük ve korkunç savaş üç krallıklar e, savaşı içinde o çok uzun süren 96 yıl süren bir iç savaş aslında e, Moğol istilaları ondan sonra e, Güney Amerika'nın Avrupa'daki e, devletler tarafından kolonileştirmesi Çinde e, süren Taiping isyanı 14 sene sürüyor. Fakat işte 30 milyon kişi ölüyor. İşte Ming'den Çin Hanedanına geçiş dönemi 65 yıl sürüyor, 25 milyon kişi ölüyor. Birinci Dünya Savaşı. Dolayısıyla burada devletler arası savaşlar kadar iç savaşlar da çok büyük kıyımlara ve büyük trajedilere sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bir ölçüm modeli. Savaşlarda işte kaç e, kişinin e, öldü. Çünkü işte kaç kişinin yaralandığı ya da işte e, kaç kaç binanın yıkıldığının ölçümü biraz daha zor. Ama e, işte vefat ölüm sayıları biraz daha belli ya yani onu ölçmek yani daha kolay çünkü binary bir değişken ya sıfır ya bir yani onun ölçümü biraz daha kolay olduğu için genellikle onun üzerinden e, ekseriyetle gidiliyor bu savaşların ölçümü. Şimdi. Bugüne geldiğimizde e, bakıyoruz ki bir saniye bakayım acaba şurada anotasyon e, toollarım e, var mı e, galiba e, yok şey e, kırmızı yazarda kullanamıyorum burada ama e, şimdi e, geçtiğimiz e, 3-4 sene içerisinde e, insanoğlunun e, daha ziyade e, yıllık e, hani vefat e, sebeplerine baktığımız vakit savaş ve çatışmayı sonlarda görüyoruz. Yani en <laughs> sonda e, doğal afetler var, üzerinde terör var, e, sonrasında çok aşırı sıcaklık ya da aşırı soğuğa e, maruz kalma, onun da üzerinde çatışma ve savaş durumları var. Dolayısıyla artık modern dünyada belki savaş çok da büyük bir e, ölüm sebebi değil Tabii bu tarihe baktığımız vakit e, önemli bir gelişme çünkü tarihe baktığımız zaman e, işte milattan öncelerden daha 1800'lerin ortasına kadar baktığımızda e, savaş ve çatışma sebebi ölüm ya birinci ya ikinci ölüm sebebi e, insan oldu. Peki burada enteresan bir soru ortaya çıkıyor. Yani ne oldu da e, geçtiğimiz on yıllar içerisinde e, binlerce senedir insanoğlu hep savaş sonunda öldü 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 de birdenbire e, savaş sonunda değil de daha e, işte hani doğal sebepler diyebileceğimiz meseleden e, ölmeye başladı. Bu mesela çok önemli bir soru değil mi? Ne oldu da? Ee, yani daha barışçıl bir yöne mi gidiyor, e, bu tam ne anlama geliyor? Birçok insan bunu çözmeye e, çalıştı. E, fakat halen e, çatışma, barışın tesisi dediğimiz şey e, dünyanın öncelikli ve birinci meseleleri. 2010-2020 arasında her sene çatışma ve barış ve insani yardım konuları Birleşmiş Milletler'in en önemli küresel sorunlar listesinde hep İlk beşteydi, ya dört oldu ya beş oldu ya üç oldu ya iki oldu. Geçtiğimiz on senedir hala e, çatışma, çatışma temelli göç e, ve barışın tesisi meselesi birleşmiş milletlerin en önemli beş sorunu arasında. Brookings Institute alanında dünyanın en önemli birkaç e, düşünce kuruluşundan bir tanesi e, her yıl e, küresel sorunlar raporu e, yayınlar. Son yedi senedir. Burada da çatışma ve savaş en önemli beş konudan biri ve her senenin sonunda işte o alandaki dünya çapında en önemli insanlar o konuda, o sene içerisinde ne oldu bununla ilgili bir rapor bölümü yazıyor Brookings Enstitüsü'nün. Dünya Bankası'nın kırıl kırılganlık, çatışma ve şiddet diye ayrı bir çalışma grubu var. Çünkü biliniyor ki eğer e, özellikle düşük gelir grubuna sahip ülkelerde sürdürülebilir kalkınma e, gibi bir programınız varsa buradaki çatışmaların engellenmesi ve barışın tesis konusunda da çalışmanız e, gerekiyor. Benim e, birçok öğrencim e, şu anda Dünya Bankası'nda bu Fragility, Conflict ve Violence e, bölümünde e, çalışıyorlar. Yani uluslararası ilişkiler çıkışlı iktisat çıkışlı e, bu insanlar ya da sosyoloji çıkışlı. E, hani Dünya Bankası bunu sadece çok önemli bir olay olarak görmüyor, bunu bir çalışma alanı olarak kabul edip, buna e, çok önemli kaynaklar e, ayırarak, özellikle dar gelir grubundaki ülkelerde bunu e, çözmeye çalışıyorlar. Şimdi World Economic Forum, Dünya Ekonomik Forumuna bakacak olursak e, daha çok yeni 2020 senesi içerisinde bir e, uluslararası gündem maddesi ortaya çıktı. Üçüncü Dünya Savaşı'nı nasıl engelleriz diye. Bu çok önemli e, bir soru. Belki bir çoğunuz e, hani güleceksiniz buna. Yani Üçüncü Dünya Savaşı Allah aşkına diye ama e, tam olarak bu soru, How to prevent World War III, Üçüncü Dünya Savaşı'nı nasıl engelleriz? Aslında benim disiplinim olan uluslararası ilişkilerin ortaya çıkış sorusudur 1945'te ikinci Dünya Savaşı'nın e, sonunda e, ve bütün bu uluslararası ilişkiler dediğimiz disiplin e, 1945'te artık bütün ülkeler işte Amerika dışında e, yıkılmış vaziyette bir yıkım içerisindeler İkinci Dünya Savaşından sonra nükleer silahlar ortaya çıkmış ama nükleer silahların da e, ötesinde yani bombardıman uçakları uzun menzilli o işte toplar falan derken e, Şöyle bir konsensusla bitti İkinci Dünya Savaşı. Bu e, insanlık tarihinin son büyük savaşı olmak zorunda. Eğer tekrar bir e, böyle uluslararası büyük savaş yaşanırsa o zaman insanlığın bitişi anlamına gelecek bu. Çünkü nükleer silahlar var, her ülkenin e, hani yok edici potansiyeli kabul edilemez seviyede yüksek. Ee, bir tane daha uluslararası e, çatışma olursa bu insanlığın sonu anlamına gelecektir bildiğimiz anlamda. Çünkü nükleer e, savaş başlayacaktır dendi. Ve uluslararası ilişkiler disiplini e, aslında 3. Dünya Savaşı'nı imkansız hale getirecek sistemsel dönüşümleri ve değişiklikleri yapmak için ortaya çıktı. E, nasıl engelleriz 3. Dünya Savaşı'nı? E, savaşa giden bütün o yolları e, tıkayarak ve onları imkansız hale getirerek 3. Dünya Savaşı'na e, engelleriz. Tabii e, benim disiplinim de bu sebepten işte 2. Dünya Savaşı nasıl ortaya çıktı, 1. Dünya Savaşı ortaya nasıl çıktı, e, işte Alman Birleşme İç Savaşı nasıl ortaya çıktı, Napolyonik Savaşlar nasıl ortaya çıktı? Bunları tersine mühendislikle hep önce bir yapı bozuyoruz sonra tekrardan inşa ediyoruz ki o savaşa giden mekanizmaları anlayabilelim diye. Ve e, Dünya Ekonomik Forumu daha bir sene önce aynı soruyu soruyorsa tabii diyoruz ki e, bu gerçekten şu anda dünyanın en önemli meselelerinden bir tanesi. Şimdi dolayısıyla e, artık benim disiplinimin sorularını sormaya başlıyoruz. Yani savaşları nasıl engelleriz? Barışı nasıl tesis edebiliriz? Ve dediğim gibi bu soru e, uluslararası ilişkiler disiplinini ortaya çıkaran bir soru. Buna ekonomi e, arka planından gelen iktisatçılar e, diyor ki ticareti arttırarak, yatırımı arttırarak, finansal işbirliğini arttırarak barışı savaştan e, daha karlı hale getirerek savaşı engelleriz. Niye? Çünkü tarihsel olarak savaşlara baktığımız vakit. E, savaşlar ya toprak sebebiyle ortaya çıkıyor ya ekonomik kazanç, kazanım e, sebebiyle ortaya çıkıyor. Eğer ekonomik kazanç ve kazanımı e, barış döneminde maksimize edersek, ülkeler e, savaşta net kayıp yaşayacağı için barışı tercih edeceklerdir. Dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan, bu Bretton Woods e, sistemleri, ondan sonra işte e, dolar temelli uluslararası gerçi bıraktık onu ama dolar temelli uluslararası ticaret sistemleri, dünya ticaret örgütü, IMF'ler, World Bank'ler, bütün NATOların ortaya çıkışı, Avrupa Birliği'nin ortaya çıkışı hep e, ticareti, yatırımı ve finansal işbirliğini e, o kadar optimize etmeyi ortaya e, koyuyor ki hiç kimse artık savaşı düşünmesin bir net kazanç aracı olarak. Bu ekonomistlerin, iktisatçıların açıklamaları, sosyolo sosyologların açıklamaları ise sosyokültürel istikrar, anlaşmazlıkların toplumsal müzakeresi ve toplumların bir arada beraber yaşayacağı mekanizmaları ortaya çıkarmak. İşte... Ee, öğrenci değişim programları, sanatçı değişim programları, insanların kültürel olarak karşı tarafı tanınmasını maksimize edecek programlar ve bunun neticesinde de uluslararası e, savaşların ortaya çıkış sebebi sebepleri arasında en önemlileri arasında gelen belirsizlik hali. Çünkü belirsizlik olursa karşı tarafı yeterince tanımıyorsanız, belirsizlik varsa herkes o boşluğu negatif olarak dolduruyor. Sosyalleşmediği zaman devletler hep her şeyi kötüye yoruyorlar ve e, sosyalleşmedikleri, birbirlerini tanımadıkları sürece savaşmaya başlıyorlar. Sosyologlar da diyor ki o zaman kültürler arası interaksiyonu, bu değişimleri, birbirlerini tanımayı e, maksimize edelim ki e, bu belirsizlikler e, minimize olsun ve belirsizlik temelli e, savaşlar e, ortadan kalksın en azından. Psikolojik açıklamalar var, psikologların ortaya koyduğu açıklamalar, işte rasyonalite, devlet başkanları rasyonel midir, rasyonel karar nasıl verilir, e, bilişsel, düşünsel mekanizmalar, e, bu işte e, karar vericiler, uluslararası faktörleri nasıl algılar, e, bunların e, yetiştirilme şekli, çocukluk travmaları, bu tarz e, uluslararası olayları algılamalarını nasıl değiştiriyor falan gibi açıklamalar e, ile ortaya geliyor. Biz de uluslararası ilişkilerde farklı denklemler ortaya koyuyoruz. İşte güç dengeleri, balance of power, işte egemenlik kavramı, caydırıcılık kavramı gibi yeni kavramlar ortaya atıp bunun üzerinden evet, tartışıyoruz. Savaş nasıl engellenir? Ve işte netice itibariyle diyoruz ki savaşların belli yapısal sebepleri vardır. Bunlar uluslararası anarşi. Uluslararası anarşi nedir? Ee, ...küresel bir polis yok. Siz eğer sokakta e, yan kesiciye denk gelirseniz e, karakola gidersiniz, zabıt tutturursunuz. Şimdi uluslararası ilişkilerde böyle bir şey yok. Yan ülke sizden e, bir toprak aldığı vakit, çaldığı vakit gidip kapısını çalıp zabıt tutturacağınız bir uluslararası e, polis yok. E, dolayısıyla bir anarşi sistemi hakim denir uluslararası ilişkilerin klasik anlatımında. Dolayısıyla ne yapmanız lazım? Kendinizi savunabiliyor olmanız lazım. E, bu da güç dengesi kavramını ortaya çıkartıyor. Siz nasıl barışı tesis edersiniz? E, kendinizi koruyarak barışı tesis edersiniz kavramı ortaya çıkıyor. Tabii de savaşların bağlamsal sebepleri var. Göreli stratejik avantaj, yanlış hesaplama yani rasyonelite vardır ama rasyonelite içerisinde e, yeterli bilgi olmazsa, yeterli veri olmazsa yanlış hesaplamayla da savaşa girebilirsiniz. E, dolayısıyla bütün bu... E, ...cevapların ortaya çıktığı e, yeni bir alan e, yaratılmış oluyor. Şimdi bu savaş ve barış dinamiklerini peki bilimsel olarak nasıl çalışabiliriz? Çünkü devletler bu işi çözmeye çalıştığı vakit e, dürüst olalım çözemiyorlar. E, ta, bunu çözemediklerinin en e, net e, tezahürü de tarihe bakmak yeterli olacaktır. Bir savaş sonra bir savaş, tekrar bir savaş, yine bir savaş. Dolayısıyla tarihe baktığınız vakit artık periyodizasyon nasıl yapabiliriz biz tarihte? Savaşlara göre yapıyoruz maalesef bir şekilde. Ya savaşmayı savaş dinamiklerini değiştirecek olan teknolojik gelişmelere göre o periyodizasyonları yapıyoruz. Ya barutun icadı, radyonun icadı, yazının tekerleğin icadı falan gibi. Veya savaşların kendisiyle yapıyoruz. Ya Soğuk savaş dönemi diyoruz. Ondan sonra Viyana Kongresi sonrasında ortaya çıkan işte barış dönemi diyoruz. Bu tarz periyodizasyonlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla devletler bunu çözemiyor. Çünkü devletler sürekli olarak bir çatışmadan diğerine giriyorlar tarihe baktığımız vakit. Dolayısıyla devletler de biz bilim insanlarına soruyor. Yani biz bunu çözemiyoruz. Savaş ve barış dinamiklerini demek ki çok iyi anlamıyoruz. Eğer anlasaydık barışı tesis edebilirdik devletler arasında. Demek ki olmuyor bu iş. Biz bunu yapamıyoruz. O zaman buna dönük yeni bir bilim alanı ortaya çıksa, bunun kendine dönük bilim insanları olsun, biz bunları dinleyelim, bunların anlattığı veriler ve bulgular üzerinden çözmeye çalışalım bu işi. O zaman. Bu dinamikleri bilimsel olarak nasıl çalışabiliriz? Önce ölçüm yapmamıza sağlayacak değişkenlere ihtiyacımız var. Ya işte kayıp sayıları, kaç kişi öldü, hasar tespit ölçümleri, işte göçe zorlanan nüfus sayıları gibi yani bu tarz değişkenlere ihtiyacımız var. Sonrasında bir şeyin bilim olabilmesi için nedensellik test etmemizi sağlayacak bir ilişkilerin ortada olması lazım. Örneğin geçmiş beş yıl içerisinde gay safi milli hasılası, 3.5 yüzde ve üzeri düşmüş olan ülkeler, komşularıyla savaş başlatmaya daha mı yakındır? Bu standart bir e, iktisadi e, savaş e, kuramlarından bir tanesinin işte hipotezi. E, barış gücü askerleri, savaşılan bölgedeki asker sayılarının yüzde altısının altında kalırsa barışı tesis edemezler. Bu şu anda Oxford Üniversitesi'nde beraber çalıştığım bir e, arkadaşımla yaptığımız bir makaleden bir hipotez yani barış çalışmaları ya da barış şu tesis faaliyetleri hangi durumlarda başarılı olur hangi durumda başarılı olamazlar ve bunları ölçmek için sağlıklı veri bulabilme zorluğu var ortada şimdi tehlikeli bölgelerden sağlıklı olarak nasıl veri toplanır etnografik olarak bir yere gidip e, gözlem yapmanız lazım ki bütün bu sayıları e, yazabilirsiniz. Dolayısıyla savaş alanına gidebilmeniz için hani etik kurul raporunu geçtim. E, bir de yani gerçekten yani kendi koltukta gitmeniz lazım. Maryland Üniversitesi'nde ve Harvard Üniversitesi'nde mesela iki tane çok başarılı hoca var. Vera Miranova e, ve Jake Sullivan diye. Bunlar e, gerçekten Savaş alanının cephesine kadar gidip orada e, katılımcı gözlemi yapan insanlar. Ben yapar mıyım? Yapmam. Öğrencilerime tavsiye eder miyim? Kesinlikle yapmam. E, dolayısıyla bu çok az e, sayıda e, insanın yaptığı bir şey ama... ...genel olarak bu alanın bir sağlıklı veri bulma zorluğu var. Dolayısıyla bir bilim yap olarak çalışabilmemiz için savaş ve barışı... ...bizim e, her, tamam sayısal veriyle çalışmayalım her zaman ama... Ee, yani nitel veri olarak çalışsak bile bir veri bulma e, güçlüğümüz, zorluğumuz var. Dolayısıyla e, ilk defa İkinci Dünya Savaşı'nda ortaya sayılarla bu savaşı e, çalışma e, pratiği ortaya çıkıyor. E, Charles McLellan'dan The Acute International Crisis e, 1957'de ilk yaptığı bu. İşte Kore Savaşı döneminde e, tarafların birbirine saldırıp saldırmama e, olasılıklarını hesaplayan bir oyun teorisi e, makalesidir. E, ve e, ilk defa bir işte matematiksel fonksiyon ya da e, bir işte nedensellik ilişkisini kantitatif sayısal olarak çözmeye çalışan e, makale olarak biz bunu e, ortaya koyuyoruz. Charles McLellan'ın The Acute International Crisis'a. David Singer ise ilk defa Correlates of War Project, savaşın korelatları ya da savaşın değişkenleri diyebileceğimiz bir proje ortaya çıkarıyor David Singer, Columbia Üniversitesi'nde ve diyor ki yani bizim bir savaşı çalışabilmemiz için, sebebinin sonucunu, nereye gidiyor, ne yapıyor diyebilmemiz için ne tip verilere ihtiyacımız var? Ekonometrik verimi alalım, diplomatik verimi onları da alalım. <laughs> i̇şte sosyal veriler mi onları da toplayalım. İşte nüfus, gayri safi milli hasıla, Birleşmiş Milletler'deki e, oy patenleri, nelere oy veriyor, neleri oy vermiyor. Hangi ülkelerle birlikte oy veriyor, hangi ülkelere karşı e, oy veriyor. Bir ülkenin ne kadar <laughs> doğal e, kaynağı var, ee, ne kadar altını, ne kadar petrolü. Pardon bir su içeyim. Ne kadar <laughs> altın, ne kadar gümüş, ee, daha önceki devam eden askeri tansiyonları, çatışmaları nelerdi? Bunları <laughs> bir ortaya koyalım. Ee, bunlarla birlikte çalışmaya başlayalım ve bunları da çalışmak için ee, 1816'ya kadar gidiyorlar. Yani işte ansiklopedi ansiklopedi kitap kitap alıyorlar. Devlet arşivlerine giriyorlar. Bunları sayısallaştırıyorlar. Tabii bunlar dediğim David Singer projenin başında. Ama yani çalıştırdığı asistan sayısı 60'lar 70'lerde 300-400'ü buluyordu. Yani bunlar gerçekten çok büyük operasyonlar. Ee, ve Correlates of War Project mesela hala bizim disiplinde kullandığımız... 50 senedir devam eden bir sayısal çatışma veri tabanı projesi. Hala kullanırız en top, en büyük dergilerdeki makalelerde. Tabii bunlarla başlıyor savaşların işte sayısal çatışması meselesi. Sonrasında İskandinav ekolünün ortaya çıkışını görüyoruz. 1959'da Peace Research Institute of Oslo kuruluyor. Prio. Johan Galtung, en meşhur e, Norveçli e, sosyologlardan bir tanesi ve Nispetar Gledic, e, onun e, siyaset bilimci arkadaşı. E, Johan Galtung ve Nispetar Gledic, şiddet sosyoloğu dediğimiz e, tarzda bilim insanları. E, neden gruplar arasında şiddet olur? Bunlar nasıl anlaşılır? E, Gerçekten hani ölümlü ve yaralamalı çatışmaya e, gider ve oradan nasıl tekrar e, tırmandırılması engel, nasıl yatıştırılır. Bunlar diyor ki e, bizim bu işleri yapabilmemiz için e, Correlates of War Project'ten çok daha detaylı bir veri tabanına ihtiyacımız var. E, bunun için de gerçekten e, milyon milyon e, dolarlık e, ka kaynaklara ihtiyacımız var. Onun için e, Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü'nü kuruyorlar 1959'da. E, ve onlardan aşağı yukarı 18 sene sonra bunların öğrencileri e, Peter Wallenstein ve Magnus Öberg, e, Uppsala'da, İsveç'te Uppsala Üniversitesi Çatışma Veri Programı'nı e, kuruyor. Dolayısıyla e, Oslo'da bir Prio silahlı çatışma veri tabanı başlıyor. Bir taraftan da Uppsala ...konflikt e, data program, çatışma veri programı başlıyor. 1985'te bu iki e, büyük enstitüsü güçlerini birleştirerek... ...UCDP-PRIO e, dediğimiz birleşik veri tabanını ortaya koyuyor. Ve sadece e, en kaliteli bilimsel çalışmalarda değil... ...aynı zamanda Birleşmiş Milletler, NATO, Dünya Bankası... ...Birleşmiş Milletler e, Kalkınma e, Ajansı, e, IMF gibi kurumlar için... Birinci e, çatışma takip kaynağı ortaya çıkıyor. Yani işte istatistiksel analiz yapmak için e, belli ülkelere e, onların gayri safi milli hasılasının yüzde dördü oranında yardım yaparsak... E, ...bunların sonraki beş sene boyunca çatışmaya girme olasılıkları ne kadar düşüyor ya da düşüyor mu artıyor mu? Bu tarz testlerin yapılabilmesi için çok uzun vadeli ...ve çok büyük enstitüler kurup bu veri tabanlarını ortaya çıkarmaya başlıyorlar. Tabii bu vaka veri tabanları neye benziyor? Hep diyoruz işte kantitatif çalışma vaka veri tabanı diye. Bu UCDP-PRIO veri tabanından bir kesit. Fakat siz bunun maalesef sadece herhalde %0.05'ini görüyorsunuz. Bu hem kolon olarak, yüzlerce kolon değişken olarak gidiyor, ekrana sığmıyor... Hem de vaka tipleri ve sayıları olarak e, ekranın altına doğru e, gidiyor çünkü e, 1945'ten başlıyor bu e, vir tabanları. Teker teker baktığımız vakit işte en solda e, A kolonunda e, bunların e, unik bir e, özel bir işte vaka sayısı oluyor. Bu vaka sayısının Genel vaka kodlamaları içerisindeki yerini belirten bir kod sayısı oluyor. Yılı var C kolonunda. Ondan sonra D kolonu, eğer bir taraf devlet ise bir binary variable bir geliyor. Öbür tarafta eğer devlet dediği bir devlet dışı aktörle savaşıyorsa sıfır geliyor oraya. Sonra teker teker e, işte e, Nijerya hükümet, öbür tarafta e, Nijerya hükümetine bağlı gerillalarla çatışıyor. Bu bir iç savaş e, verisi. E, o e, şeyin e, savaştıkları e, devlet dışı aktörün, silahlı örgütün ismi e, diyerek e, bayağı sanıyorum 168 değişken olarak e, şeye doğru gidiyor. Sağa doğru gidiyor. Aşağıya da diğer ülkeler, diğer aktörler arasındaki diadik. Diadik ne demek? İki e, aktör arasındaki ikili e, ilişkiye deniyor. Diadik e, veri tabanı. Bunu alıyorsunuz. Sonra işte ister Stata, ister R, ister Python gibi bir programda e, açıp istediğiniz istatistiksel analize yapabiliyorsunuz. UCDP e, Upsala Conflict Data programın verisi e, haritalandırılıyor web sitelerinde. İsta, i̇steyenler gidip Google'a UCDP yazıp kendi web sitelerinde böyle bir dashboard var. Orada zoom edebiliyorsunuz, zoom out edebiliyorsunuz, üzerlerini klikleyebiliyorsunuz. Böyle bir haritalandırması da interaktif bir harita. Derste göstermek açısından ben çok kullanıyorum bunları. Bu size tabii şeyi gösteriyor. Yani sayısal çatışma verisi haritalandırıldığı vakit neye benziyor? Buna benziyor. Yani size çatışma tiplerini gösteriyor. Çatışma intensitesini gösteriyor. Ne kadar büyürse o daire o kadar büyük bir çatışma. İşte ne kadar küçükse o kadar küçük gibi. Bu birazcık üzerinde vakit harcama istediğim bir grafik. Yani UCDP-PRIO veri tabanlarını biraz da işte Correlates of War gibi tarihsel verilerle harmanladığınız vakit böyle bir lineer veri ortaya çıkıyor. Burada görmüş olduğunuz e, kırmızı çizgi e, o dönemki nüfusa orantılı olarak e, kaç kişinin öldüğü savaşlarda. E, şimdi birazcık gerçi statik gidiyor gibi e, görünüyor. Yani 1400 senesinden sanki 2000 senesine kadar e, pek bir değişiklik yok gibi görülüyor ama bu orantılı bir e, lineer veri. yani o dönemki, e, ...nüfus neyse 100 bin kişiye orantılı olarak e, ölüm sayıları bunlar. E, 1400'de başlıyoruz, 100 yıl savaşları var tabii, orada bir pik yapıyor. E, War of the Roses, İngiltere İç Savaşı ile devam ediyor. E, Saksonya'daki e, çiftçi isyanı ile devam ediyor, orada bir çıkıyor. E, Hollanda Bağımsızlık e, Savaşları, 80 yıl savaşları orada... Tabii bir 30 yıl savaşları 1618-1648'de bir pik yapıyor. Orası gerçekten çok büyük kıyımların gerçekleştiği bir savaş. Sonrasında devam ediyor. İspanyol iç savaşıyla devam ediyor. Avusturya iç savaşıyla devam ediyor. Fransız devrimi savaşlarıyla devam ediyor. Orada e, tepede bir Napolyonnik dönem savaşlara bakıyorsunuz. Tarihin en kanlı savaşlarından bir tanesi. Ee, sonra işte typing isyanı var Çin'de, sonra Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı olarak gidiyor. Şimdi 2000'lere geldiğimiz vakit e, mavi e, veri başlıyor, Prio'nun kendi verileri başlıyor. Onun e, çıkarsaması biraz daha düşük UCDP ile beraber yaptıkları çıkarsamadan tabii buradan şunu biraz anlıyoruz. Veri tabanları arasında biraz farklılıklar var, ölçüm farkları var. Bunlar çok siyah beyaz ölçümler değil, veri kaynakları da çok çeşitli olduğu için mesela UCDP Prion'un birleşik veri tabanında ölüm sayıları daha yüksek fakat Prion'un kendi veri tabanında ölüm sayıları birazcık daha düşük. Bu tarz farklılıklar olabiliyor. Fakat en azından Artık 2000'lere geldiğimizde şunu görmeye başlıyoruz ki savaşa bağlı ölümler bayağı düşmeye başlıyor. 100.000 kişiye orantılandığımız vakit. Çünkü bir taraftan nüfus da artmaya başlıyor. Onu da e, hesaba katmak gerekiyor. Eğer nüfusa orantılı bir e, hesaplama yapıyorsanız e, nüfus artışını da göz önünde bulundurmanız lazım. Onun için işte 100.000 kişiye orantılı ölüm sayılarına baktığınız vakit, aslında proporsiyonel olarak, tarihsel olarak e, dönemsel iniş çıkışlarla birlikte bayağı bir statik görüyoruz aslında. Ve o statik e, gidiş son e, yıllarda, 2000'ler ve sonrasında bayağı da düşüyor. E, bu e, Google'a girdiğiniz vakit, Global debts in Conflict Since the Year 1400 diye Google'a arattığınız vakit e, girip, kendiniz de birazcık bu interaktif bir şey çünkü burada sadece görüntüsü var ama interaktifiyle veya oynayabileceğiniz enteresan bir şeydir. Böyle noktalar teker teker o savaş sayılarını gösteriyor gibi. Tabii e, UCDP ve Prio'nun başarısından sonra bir Amerikan ekolü ortaya çıkıyor. Amerikan ekolü de diyor ki e, benim ayrı bir e, terör veri tabanına ihtiyacım var. Çünkü artık devletler arası e, çatışmalar e, azalıyor soğuk savaştan sonra. E, ve giderek artık iç savaş, terör gibi birazcık daha küçük ölçekli e, siyasal şiddet tipleri başlıyor. Burada da Maryland Üniversitesi'nde küresel terör veri tabanı kuruyorlar, Start UMD. Bunun da sağdaki haritası interaktiftir. Start UMD dediğiniz vakit Google'a bu interaktif haritaya gidip bakabiliyorsunuz. Size ekseriyetle işte teröre maruz kalan ülkeleri noktasal olarak gösteriyor. Tabii burada... Bu veri tabanlarıyla ilgili ilk siyasi problemler de ortaya çıkmaya başlıyor. Maryland Üniversitesi'nin ilk küresel terör veri tabanı CIA fonluyor. Çünkü bu kadar asistanları yıllar yıllar boyunca finanse edecek tarzda kocaman finansmanlar, kocaman paralar devlet güvenlik örgütlerinde. Yani çok net konuşmak lazım ve bu tarz bir veri tabanı da ilk etapta CIA'nin işine başlıyor. Fakat orada artık bilimle siyaset arasındaki ince çizgi biraz e, muğlaklaşmaya başlıyor. CIA diyor ki işte şunları terör örgütü olarak al da bunları alma. İşte şu vakayı kaydet de bunu kaydetme gibi baskı başlıyor. Maryland Üniversitesi de diyor ki ya bilim yapacaksak bilim yapacağız. Bilim yapmayacaksak da bilim ya yapmayacağız. Yani PR mı yapıyoruz? Propaganda mı yapıyoruz? Bilim mi yapıyoruz? Diyerek CA ile olan bağlantısını koparıyor. Ee, çok uzağa gitmiyor aslında Amerikan Savunma Bakanlığı. Pentagon'dan para almaya başlıyor. Fakat orada da aynı e, problem ortaya çıkıyor. Biraz daha yumuşak tarafa doğru gidip Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan e, bu fonu almaya çalışıyor. E, orada da aynı problem çıktıktan sonra e, son galiba iki sene öncesinden e, ...bu yana güncellenmiyor e, Start UND veri tabanı. Bu da yani çok e, tarihsiz bir şey yani bilimsel e, komünle ilgili. Sonrasında e, küresel vaka dil ve ton veri tabanı diye başka bir proje ortaya çıkıyor. Bu da yapay zeka temelli e, bir veri tabanı olarak. Küresel olarak bütün basın yayın e, dijital e, gerçek zamanlı olarak tarıyor... Buralardan işte çatışma, protesto, siyasal kriz, ekonomik kriz, yasal kriz gibi e, krizleri bulup makine öğrenmesi tekniğiyle vakalaştırıyor. E, ben bu projenin içerisinde çalışmıştım ilk e, seferinde Washington'dayken. E, hala çok geliştirilmeye e, muhtaç bir e, vaka veri tabanı. Çünkü e, yapay zeka ile çatışmayı... ...identify etmekte, tanımakta bayağı zorluk çekiliyor. Şu anda iyi bir proje tabii ama bir en azından 5-6 yılda fonlanması lazım ki optimize edilebilsin. Ve Amerika'da en son IQ's ortaya çıkıyor. Integrated Crisis and Early Warning System. Erken uyarı sistemi. Acaba ülkelerde bir çatışmanın olacağını, bir savaşın olacağını erkenden bilebiliyor muyuz... Hemen cevabını vereyim size bilemiyoruz fakat bu IQ's projesi e, en e, fonu yüksek projelerden bir tanesi 680 milyon dolarlık bir e, proje. Tabi Amerika'daki bütün devlet e, kanalları bunu e, fonlamış vaziyette. E, i̇yi bir proje henüz e, o prediksiyon e, kısımlarını çok iyi yapamıyor ama Böyle fonu olan bir yer herhalde 3-4 sene sonra bayağı ilerleyecek. Hemen bu arada bir zamanıma bakıyorum. Okay. Ee, hemen biraz hızlıca ilerleyeyim. Ee, İngiliz ekolu e, ortaya çıkıyor sonrasında. Mikrodata e, devrimi dediğimiz şey. Ee, biz istiyoruz ki sadece bir ülkeye ait veri değil... Bir kasabaya ait veri e, bulalım. E, daha mikro seviyede çalışalım. Özellikle iç savaş falan çalışıyorsak, bu mikro seviyedeki e, verileri e, toplamamız, e, topladıktan sonra da e, bunları noktasal olarak haritalandırıyoruz. İngiltere'de şu anda Sussex Üniversitesi'nde Armed Conflict Location and Event Data Project diye bir proje var. Burası da Avrupa Birliği tarafından e, fonlanıyor. Çok zengin fonlardan bir tanesi bu da. E, Aklet projesi de daha e, işte insani yardım yapmaya çalışan, e, daha e, işte çatışma bölgelerinden e, işte mülteciler, yani mültecileri dönük e, işte çözüm üretmeye çalışan, yardım üretmeye çalışan, uluslararası kuruluşların kullandığı bir e, çatışma e, veri tabanı. Ekseriyetle zaten e, bu tarz veri tabanlarının e, bir işte e, hani ordular falan seviyesinde bir alıcısı var. Bir de işi daha hani yatıştırmaya ya da toparlamaya çalışan e, yardım örgütleri, sağlık örgütleri, Kızılaç gibi, Kızılay gibi. E, alıcıları var. E, tabii bunları alıcısı derken bunlar aslında kamuya açık veri tabanları, bilimsel veri tabanları olduğu için bir para falan da vermenize gerek yok. E, sadece bu vakaları alıp e, düzgün çalışabilecek bilim insanlarına ihtiyacımız var. E, ve e, tabii farklı e, veri tabanlarının içerisinde de e, bunlar tam olarak neyi içer içeriyor, tam olarak neyi içermiyor? Sadece devletler arası çatışmaları mı e, ölçüyor, devletlerle devlet dışı aktörler arasındaki çatışmayı mı ölçüyor, bunların içerisinde e, tam olarak direkt e, ölümleri mi ölçüyor, yoksa yıkımları mı ölçüyor, e, mülteci sayılarını mı ölçüyor, veri tabanlarından veri tabanlarına farklılık gösteriyor. E, bu ölçüm problemi de zaten tek bir veri tabanıyla bunu e, çözemememizi sağlıyor. Farklı ölçüm seviyelerinde analiz e, seviyelerinde bir sürü Ortada e, güzel veri tabanı var. Artık zaten biz doktor öğrencilerimize şunu söylüyoruz. Yani bunları kullan ama e, vakan neyse artık o ile ilgili senin kendi bir veri tabanı üretmen lazım. Orijinal veri tabanı varsa iyi dergilerde basılabiliyor çünkü makaleleri. Bunları da kullanarak basabiliyorlar ama e, tabii hakem şey istiyor artık. Yani e, orijinal veri tabanı yaratmış mı bu e, çalışması için? Hani bunları da kullanabilir ama bunlarla kullanıyorsa en azından kendi orijinal veri tabanında öğrenci ortaya koysun ki hani kabul edilme o kısmı birazcık daha ön plana çıksın. Artık e, yani farklı barış gücü operasyonlarında farklı e, insani yardım e, faaliyetlerinde bu veri tabanları kullanılıyor. Artık iyice granüler hale gelmiş bir vaziyette mikro seviyede ee, işte uluslararası yardım haritaları, çatışma haritaları, e, ondan sonra altyapı e, problemleri haritaları, e, bu tekniği kullanarak aynı zamanda da e, doğal afet haritaları ve onun neticesinde ortaya çıkan çatışmaların veri tabanı, çok zengin bir alan haline gelmeye başladı. Çünkü çok para giriyor artık e, bu alana. E, bu da e, bizim... E, bir e, projemizden işte çatışmaları kullanarak ne kadar e, çatışma öngörebiliriz e, bu yani direkt kendi ekranından screenshot aldım e, kırmızı e, öngörüler hata yaptığımız yerler sarı görünen öngörüler doğru yaptığımız yerler tabii yüzde 50 şu anda çok iyi bir durumda değil ama üzerinde çalışıyoruz. Şimdi biraz e, TÜBİTAK projemizden e, başlatayım. Yeni bir e, TÜBİTAK 1001 e, projemiz var, biraz ondan bahsedeyim. E, orada şunu çözmeye çalışıyoruz. Acaba sosyal medya verileri kullanarak biz daha iyi çatışma verisi elde edebilir miyiz? Çünkü yani çatışma bölgesine e, girmemiz teknik olarak mümkün değil. Yani ya bir yardım kuruluşuna e, eklemleneceğiz e, ya bir orduya eklemleneceğiz ki onun onların başka türlü problemleri var. Veya çatışma bölgesinden gelen fotoğraflar, görseller, tweetler, Facebook postları, Instagram postları bunları alıp bunları bir otomatik makine öğrenmesi yöntemiyle eleyip güzel haritalandırabiliyor muyuz? Ya da çok doğru seviyede şey yapabiliyor muyuz? Veri Vaka verisi alabiliyor muyuz bundan? Bunu kullanmak için de işte veri bilimini kullanıyoruz. Bir tarih aralığımız var, bir lokasyon bandımız var. E, ...bu e, verileri çekebilecek bir tümce ve kelimeler bütünümüz var. Bunları semantik, dil bilimsel ve sintaktik analizden geçirerek... E, ...bu kelimelere tekabül eden sosyal medya verilerini e, alarak... ...mesela ne bileyim işte şu lokasyonda şöyle bir uçak düşürüldü... ...burada şöyle bir boru hattı patlatıldı... ...ya da şurada şöyle bir terör saldırısı oldu. Bunların her birine bir tetik e, kelime öbeği kullanarak... ...sosyal medyadan gerçek zamanlı olarak veri çekiyoruz ve bunun için bir yapay zeka classifier'ı da eğiterek makine öğrenmesi yoluyla sahadan otomatik olarak hiç oraya gitmeden otomatik veri çekmeye çalışıyoruz. Amacımız ne burada? Endüstri standardı olarak kabul edilen bu UCD pipriyolar akledilerle rekabet edebilecek daha granüler bir veri seti ortaya koymayı amaçlıyoruz. Bu e, şu anda yaptığımız e, bir çalışmayı e, Oxford University Press'ten çıkacak olan bir kitapta chapter olarak yayınlayacağız. Bu çok iyi çıkmamış maalesef e, çözünürlüğü biraz kötü ama en tepede e, bizim kendi algoritmamızla elde ettiğimiz e, hem makro seviye veri hem mikro seviye veri var. Bir altındaki bunun UCDP prio verileri bir altındaki de akled verileri. Ee, ilk testlerde şunu gördük ki makro seviyede Aklet daha iyi. Fakat en üst sağda gördüğünüz harita kasaba seviyesinde veri. Bizim algoritmamız çok daha iyi. Çünkü UCBP ve Aklet sadece o kasabaya ait tek bir veri olarak kabul ediyor bir çatışmayı. Halbuki biz o kasaba içerisinde farklı mahalleler ve sokaklarda e, cereyan eden çatışmaları da alabilmişiz. Dolayısıyla bizim algoritmamız Mikro seviyede çok daha iyi, makro seviyede daha geliştirmemiz gereken şey var. Lineer olarak baktığımızda e, en tepede Akled verileri var. E, en tepe e, barda Akled verileri var. Onun bir altında bizim algoritmamız var. Onun altında da e, ucdp Prio verileri var. Akled'e baktığımız vakit e, bizim e, algoritmamız e, bütün önemli olaylarda e, mikro seviyede akledi geçmiş. Fakat aklet de bizi makro seviyede geçmiş işte sağ kolonda. E, hem biz hem aklet UCD bir prio veri tabanından çok daha e, iyiyiz. E, o mesela önemli ve güzel bir şey. Çünkü UCD veri tabanı yıllardır endüstri standardı olarak kullanılan bir şey. Demek ki biz bayağı iyi bir şey yapmışız burada. Şimdi bunu biraz daha ileri götürdüm ee, ben e, Oxford Üniversitesi'ndeyken e, gerçi hala oradayım ama Covid var gidemiyorum. E oradayken oradaki araştırma grubumla e, böyle bir harita çıkarmıştık. Sosyal medya verileri kullanarak Suriye, Irak'taki e, çatışma verilerini. Bunlar her bir nokta bir çatışma verirse bu temizleme öncesi bu verilerin temizlenmesi de gerektiği için tabii denizin ortasında falan kırmızı nokta görüyorsunuz bu ham veri olduğu için böyle temizlenmiş veriyi yayınlanacak ambargolu olduğu için gösteremiyorum ama ham veri buna benziyor. Şimdi e, iki sene kadar önce Oxford'dayken e, biz orada fizikçi bir arkadaşımla e, A analizi yapıyor. Bu işte merkezilik e, çalışıyor. Between the centrality falan çalışıyordu. Biz ölçümlerimizi yaptığımızda e, dedik yani Suriye e, içerisinde el Bagus Fevgani diye bir tane kasaba var. E, merkezilik ölçümü yaptığımız vakit biz de hep e, bu işte IŞİD örgütünün e, siklet merkezi bu kasaba olarak çıkıyor. Fakat kasabaya bakıyoruz bir şey yok yani orada. Niye hep bu merkezilik e, burada çıkıyor? Vaka verilerini çıkıyoruz. Hep bize o kasabayı gösteriyor. E, bir şey de yok. Yani e, neden bu kasabayı gösteriyor? Niye bu kasabayı buluyoruz sürekli olarak bu ölçüm yaptığımız vakit? E, yine de <laughs> o dönem Oxford Üniversitesi'nde e, siber güvenlik programı vardı. Cyber Security e, Programı. E, ...orada her sene o program dahilinde yapılan en iyi projelere ödül veriyorlardı. İşte üç e, projeye ödül veriyorlardı. Biz de ödülden almıştık. Yani onlar tabii dediler ki yani güzel hipotetik bir çalışma. Yani ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Hani elbagus Favgani ne alaka bilmiyoruz. Ama bak enteresan bir şey. E, bize ödül vermişlerdi. Çok da güzel olmuştu. Onun yardımıyla da gidip Alan Turing Enstitüsü'nden e, proje fonu almıştık falan. Fakat iki sene sonra... Bir baktım bir gün e, şeye bir gazeteye e, haber üşünün e, son e, tuttu e, Suriye'deki kasaba e, libere edildi kurtarıldı artık e, son kalesinden de gitti. E bir baktım e, şeyin üzerine son e, duruşlarını yaptığı şeyin üzerine e, kasabanın üzerine Baguz kasabası bizim iki sene önce bulduğumuz kasaba merkezilik e, ölçümü yaptığımız vakit. Bunun siklet merkezi bu dediğimiz yerde en son artık son bayrağı da e, teslim etmişler. Dolayısıyla yani bu tarz çalışmaların bayağı enteresan hani öngörüsel e, tarafı da var. Tabii bizim haberimiz yoktu. İki sene sonra iyi bir çalışma yapmış e, olduğumuzu fark ettik. En azından boşuna ödül almamışız onu e, ortaya koyduk. Tamam şimdi artık sona e, doğru gidiyorum. Bu veri tabanları bize savaş hakkında ne söylüyor? Şimdi öncelikle bize şunu söylüyor: Büyük güçlerin savaşları artık eskide kaldı. Bu Great Power War, işte dünya savaşları, Napolyonik savaşlar, işte e, büyük devletlerin büyük büyük kaynakları e, bir araya koyarak e, top savaşa girdiği e, savaşlar artık e, ortadan kalkmış vaziyette. E, en son da Dünya Savaşı'nda bir uluslararası büyük güç savaşı oldu. Çok Savaş'ta aslında bir faal iki büyük güç arasında bir savaş olmadı. Artık bu biraz şey gibi e, pase artık cool değil büyük güç e, savaşları. E, tabii bu sebepten de e, savaşa bağlı ölümlerin sayısı da düşüyor. Çünkü eskiden e, insanoğlunun en büyük ölüm sebeplerinden biri. Bu büyük güç savaşları Yani bir muharebede bunlar bir araya geliyor. Hop 20 bin kişi öldü, hop 30 bin kişi öldü. Yani gerçekten büyük kıyımlar Artık böyle bir şey yok. Ee, savaşa bağlı ölümler son yıllarda arttı. Fakat bunun sebebi devletler arası savaş değil, iç savaşlar. Ve özellikle e, bu 2016'da bitiyor bu grafik. Gerçi 2019'a kadar geliyor ama... Ee, artık devletler arası savaş, bu mavi olarak gördüğümüz e, savaşlar artık e, bitiyor. Daha ziyade iç savaşlar var. İki tane devlet dışı aktör, yani bir ülkede devlet otoritesi tamamen çökmüş, İki tane silahlı örgüt ortaya çıkmış, bunlar devletleşmeye çalışırken birbirleriyle savaşıyorlar. Bir o tip e, çatışmalar çok kişi öldürüyor. Bir de e, dış devlet müdahalesiyle başlayan iç savaşlar işte Suriye, Irak, Afganistan gibi e, iç savaşlarda e, çok kişi ölüyor. Fakat tarihe dönüp baktığımız vakit hani e, kadar problemli olsa ve bunları çözmemiz gerekse de e, yine de eskiye kıyasla çok az olarak görüyoruz. E, burada bu tabii daha e, detaylı e, bir e, şey e, veri tabanı. Ve bu, bu aslında bir ekonomist e, grafiği, ekonomist dergisinde e, yayınlanmıştı. Ve tabii ki her böyle New York Times, Wall Street Journal falan gibi çok yüksek profilde e, gazetelerin, dergilerin de kullandığı veri e, en alt e, solda köşede gördüğünüz üzere Prio ve Upsala, UCDP Prio veri tabanından e, okuyor bunları işte 1946, 47, 48 falan da işte ölümler var. Fakat artık sonra iç savaşlar devam etse bile geçmişe kıyasla daha az insan savaşa bağlı olarak ölmeye başlıyor. Ve evet iç savaşlar günümüzün en büyük şiddet problemi. Artık biz devletler arasındaki savaşı aşağı yukarı çözmüş vaziyetteyiz. Uluslararası bir sistem ortaya çıktı. Ticaret, yatırım, sebeple karşılıklı bağımlılık e, ortaya çıktı işte globalleşme e, ondan sonra işte kapital üretim kapitalist üretim e, sistemleri Bunlar ülkeleri her ne kadar eşitsiz olsa bile ve problem yaratsa bile öyle bir birbirine bağladı ki e, büyük güçler En azından e, bu e, karşılıklı bağımlılığı e, bırakamıyor e, Çünkü çok e, güzel para kazanıyorlar. E, bu karşılıklı bağımlılıktan. Ve dolayısıyla artık topyekun, uluslararası bir savaş e, yapma ve sürdürme e, istekleri ortadan kalkmış vaziyette. E, bu da bize şunu anlatıyor. Yani barış çalışanlar barışı tesis etmek açısından buna ne anlatıyor? E, demek ki İkinci Dünya Savaşı sonunda ortaya çıkan uluslararası kurum kuruluşu, norm ve işbirliği modelleri tarihte ilk defa büyük devletlerin topyekun savaşa girmesini engelleyen bir sistem yarattı. Dolayısıyla bugün bu sistemlerin ve bu kurumların erozyona uğraması, bu işte post-truth dönemi, ondan sonra e, popülizm ile e, ortaya çıkan e, kurumsallaşma karşıtı dinamikler aslında bu açıdan problemli. Yani bu kurumların güçlenmesi, çağ ayak uydurması lazım ki tekrardan bir uluslararası savaş savaşı e, or ortaya çıkaracak olan adımlar atılmasın. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'na özellikle baktığımız vakit Gerçekten e, yavaş çekim geliyor Birinci Dünya Savaşı yani beklenebilir öngörülebilir bir şey oluyor öngörülebilir beklenebilir bir şey daha oluyor ve birçok insan şu anda diyor ki yani benzer bir dönemdeyiz 1912-11'e benziyor geçirdiğimiz dönem bunu bunun olmaması lazım 45-91 arası dönem soğuk savaş dönemi olmasına rağmen bir süper güç savaşı yaşanmıyor ve literatürde barış açısından aslında bir başarı olarak kabul ediliyor soğuk savaş. Demek ki nükleer silahlara sahip iki süper güç birbiriyle topyekun savaşa girmediyse demek ki bu sistemler işliyor en azından kuruluş amaçları sebebiyle. E, ve 91 sonrasında artık iç savaşlar hepimiz için en problemli ve şiddetli sorun e, haline alıyor. Günümüzde barış çalışmalarının öncelikli alanı iç savaşlar ve toplum içi çatışmaların önlenmesi, göçün engellenmesi, göçün optimizasyonu yani barış gücüyle mi engelleyeceğiz biz bu iç savaşları, toplum içi savaşları daha çok kaynak, finansal kaynak ayırarak mı, yatırım yaparak mı, altyapı üreterek mi şu anda bunu düşünüyoruz ve gelecekten de ne bekliyoruz diye bitireyim daha detaylı ve yoğun mikro veri ihtiyacımız var. Yani bizim şu andaki TÜBİTAK projemiz aynı zamanda TÜBA projesinde de biraz bununla çalışıyorum. Yani kasaba ve mahalle seviyesindeki granüleritede ben vaka veri tabanları istiyorum artık. Bana şehir seviyesinde yetmiyor ya da ülke seviyesinde yetmiyor. E, acil durum müdahaleleri için canlı veri tabanları gerekiyor. E, bu sadece çatışma için değil, mesela afet müdahalesi için de canlı veri tabanı lazım ki hemen bir şey yapabilelim e, o konuda. E, çatışma ve göç tahmini öngörüsü için yapay zeka modelleri e, ön plana çıkmaya başladı. Makine öğrenmesi çok sık kullanılıyor. Ve veri tabanlarının yardım faaliyetleri ve gözlemciler tarafından sahada kullanılabilir hale gelmesi gerekiyor. Bunun için de bu veri tabanlarını kullanabilecek, anlayacak, bilimsel yetkinliğe sahip e, gözlemciler veya bilim insanlarının sahada olması gerekiyor ki bu kurumlar için bu problemleri e, çözebilsin. Ben hepinize dinlediğiniz için, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. E-mail adresim akın.unver.khas.edu.tr Twitter adresinde at akinunver. İstediğiniz zaman bana bu konuda yazabilirsiniz. Buradan çıkıyorum. Paylaşımı da durduruyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Akın Hocam. Nihat Hocam buyurun. Evet Akın hocam çok teşekkür ederim. Ee, benim biraz amatörce bir sorum olacak. Ee, sanki siz böyle mikro level çalışıyorsunuz ama benim kendi hayatımda gördüğüm müthiş trajik beceriksizlikler var dünyada bu savaş alanında bunların hepsi taptan gelmiş ama benim görüşüm. Yani bu e, arkadaşlarım hatırlamaz ama McNamara ve Vietnam Savaşı var. ondan sonra. E, e, Afganistan savaşı var, oradaki insanların yetiştirilmesi, en son Fransa'nın Libya politikası bile makro level tepeden bir insanın e, gelip yanlış şeyleri yapması. E, bu yani policy setting level. E, burada bir ve e, müthiş beceriksizlikler var. Yani fizikte bir hoca bu kadar beceriksizlikler yarsa onu hemen atarız üniversitede. E, bu bu beceriksizlikleri önleyebilecek miyiz? Yani policy setting insanlar bu hataları yapmayacaklar diye öyle bir mit var mı? E, hocam bu aslında e, uluslararası ilişkilerde e, çok sık çalıştığımız e, psikolojik e, ya da hani agent based dediğimiz kişi e, specific e, faktörlerin çalışılması konusu. Liderler neden hata yapar? Liderler nasıl hata yapar? Ve bu hataların engellenebilmesi için bizim e, bürokrasi seviyesinde mi bir engel koymamız lazım? Parlamento seviyesinde bir engel koymamız mı lazım? Yoksa yasal seviyede bir engel koymamız mı lazım? E, i̇şte mesela savaş kararının verilmesinde parlamento onayının alınması falan gibi safeguardlar var aslında ülkelerde. E, şu bu konuda çok fazla şey var, açıklama var yani liderlerin neden hata yaptıkları üzerine ki benim şahsen en sevdiğim uluslararası ilişkiler konusu lider hataları üzerine yani nasıl hata yapar bunlar nasıl matematiksel modellenir ve o modelleme içerisinde işte error değişkeni nerede yani o anki zaman kısıtı sebebiyle mi, ideoloji sebebiyle mi, e, sosyo-kültürel arka plan sebebiyle mi e, lider e, şey nasıl engellenir? E, burada e, yani yapılabilir e, ilk çözüm o kararın çok geniş bir e, katılımla alınması, yani işin bir ya da iki kişiye bırakılmasından ziyade, işte parlamentoda konuşulması, bu tarz kararların parlamento bypass edilmeden ee, parlamentonun içerisinde çok uzun sürecek belki fakat bir konuyu çok uzun tartışmak belki de çok çetrefil halde e, sıktırıcı bıktırıcı şekilde tartışmak e, liderlere o e, hata payını e, aza indiriyor. E, dolayısıyla şu an işte e, en sevdiğimiz uluslararası ilişkiler konularından biri e, demokrasiler neden birbirleriyle savaşmaz? Neden demokratik ülkeler birbirleriyle savaşa girmiyor? Demokratik Peace Theory. E, O da diyor ki <laughs> bunun sebebi nedir? Çünkü demokrasilerde anayasa var, parlamento var, kuvvetler dengesi çok e, yüksek. Böyle olduğu için iki tane bu tarz kuvvetli safeguard'a sahip ülke... ...kar zarar hesabı yapıp herkes çok net, sahip şekilde değerlendirdiği vakit savaşmama kararı alıyor. Dolayısıyla savaşlar... ...ya iki tane otoriter ülke arasında oluyor ve orada yanlış planlama çok oluyor... ...veya otoriter bir ülkeyle demokratik bir ülke arasında e, ceryan ediyor. Bu e, mükemmel bir teori değil, e, çok fazla işte outlier'ı olan bir e, Kur'an. Fakat şu anda gelebildiğimiz e, açıdan e, en e, sağlıklı Kur'an nasıl engellenebilir... E, meselesi birçok aslında sorunun çözümü. Daha katılımcı karar alma süreçleri, daha demokratik karar alma süreçleri e, ve her ne kadar e, baş ağrıtsa, uzun sürse ve insanı çileden de çıkarsa e, katılımcılık e, her zaman e, alternatiflerine kıyasla en iyi karar verme şey Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkürler. Hocam, sondan hocam ee, benim hem bir yorumum hem de bir sorum olacak. Nihat Hocam, dilim ne kadar kararın yanlış olduğunu ispatlasa bile ve o veriyi sen e, siyasi liderin önüne koysan bile e, bir sonucu değiştirebileceğini zannetmiyorum. Bunun en güzel örneği savaş değildi ama e, Donald Trump'ın e, pandemi sırasında aldığı karar maske taktık şu veya bu şekilde ve 400 binin üzerinde insanın ölümüne bir şekilde vesile olmak. O nedenle kişisel kararlarda ne kadar şey Akın Hocam demokratik bir süreç tanımlarsan bile tanımla o kişisel kararlar sanki bir şey bir tek nokta gibi kalacak yönetilmesi zor gibi bir diye düşünüyorum. Benim sorum Akın şu. Şimdi siz değişik bir, bir veri tabanı oluşturacaksınız ve bir de yapay zeka ya, ya da machine learning'i de kullanarak da e, bir çıkarımsamada bulunmak istiyorsunuz. Şimdi genelde biz ne yaparız modelimizi test etmek için bir model kurgularsın veri ama sana şimdi eski olayları da üretip üretmediğine bakarsın. Ama sen şimdi sosyal medyayı kullanarak veri üretecek isen geçmişe yönelik sosyal medya verilerini alabiliyor musun? Ve onlar üzerinden ranetlere koşturarak senin programını Geçmişte çıkan konflikleri de tekrar üretebiliyormuş. Hocam, şu sorunuzda milyon dolarlar harcanarak çözüm aranıyor şu anda dünyanın en büyük üniversiteleri içerisinde. Bunun cevaplarından bir tanesi şu: Öncelikle sosyal medya verilerinin savaş ya da çatışma ya da afet verileri üretmeye başladığı yoğun tarih 2013. E, 2013'e e, ait e, verileri eğer işte bilim insanıysanız e, ve bir projeniz varsa e, Twitter'a başvuruyorsunuz Twitter'ın yeni veri politikası e, kapsamında e, Twitter bünyesinde çok sayıda bilim insanı çalışıyor. Onlar bu başvurunuzu değerlendiriyorlar Ve eğer gerçekten bir işte değişken anlamlı bir bilim projesi ise, bunu onaylıyorlar ve size bir tabanını açıyor Twitter. Ama mesela bu bir bilim projesi değilse, ondan sonra bunu işte devlet yani devletleri kapatıyor mesela tamamen bununla birlikte ya da şirketlere kapatıyor veya işte kurumlara kapatıyor bilim insanlarını açıyor sadece. Ve onun da etrafından dolaşamıyorsunuz. Yani hani bilim e, projesi yapmış gibi gösteremiyorsunuz. Çünkü projenizi arıyorlar. Varsa açıyorlar, yoksa açmıyorlar. Bulamıyorlarsa da açmıyorlar. E, 2013'e kadar var. Fakat e, bu e, makine öğrenmesi modelini oluştururken tabii ki... İşte e, büyük devlerin sırtlarında bunu yapmamız gerekiyor. İşte en başta bahsettiğim UCDP, priolar, Akledler, klasik veri tabanlarını kullanarak aslında makineye biz e, bir çatışmaya ait veri ne demek ona öyle o şekilde öğretiyoruz ve o o kelime hazinelerinin birbirinin yanında durma olasılığını hesaplayarak Twitter'da şu anda ...meydana gelen bir metni alıp... Hmm, ...bunu da işte 092 olasılıkla... ...bu bir savaş verisi olabilir diye... ...benim önüme getiriyor. Ama e, bu modeli kurarken... ...tabii ki tarihe e, dönük... E, e, ...kesinlikle veri kullanıyoruz. Değişkenimiz ve modelimiz içerisine o giriyor. Hatta bunun üzerine... E, ...bir e, size... ...bunun mesela bir sonraki tartışmasını da... ...çok talihsiz bir tartışması var... Siz çok güzel bir şey yaptınız, makine öğrenmesi modeli e, tasarladınız ve dediniz ki işte e, Afganistan'ın şu bölgesinde e, önümüzdeki bir hafta içerisinde şöyle bir çatışma ol, o, olma olasılığı 0.76 koeffisientli çıkartıyorum ben sizin önünüze. E, tamam, ben bunu mesela işte Dünya Sağlık Örgütüne, Birleşmiş Milletlere ya da Birleşmiş Milletler Barış Gücüne bu öngörüyü verdim. Onlar da gitti, bunun önlemini aldı ve çatışma olmadı. Benim modelim bozuluyor. Korkunç bir şey. Yani modelim başarılı oluyor fakat her bir başarılı modelle ürettiğim bulgu ona dönük önlem alındığı için olmuyor ve sonra benim mor hem moralimi bozuyor hem modelimi bozuyor. Böyle de bir şeyi var, bir kısır döngüsü var forecasting'in prediction'ı. Moralimiz bozulsun, model çalışmamış, <laughs> Savaş engellenmiş olsun o daha iyi. Evet. Teşekkür ederim bakın hocam. Evet, hocam. Çok teşekkür ederiz. Katılımcılarımız sorularınızı kameranızı, mikrofonunuzu açıp sorabilirsiniz. Önder Hocam, lütfen buyurun. Evet. Ha. ya um, bu son son soru üzerine şey bizim Taner Arsan bir öğrencisinin bir e, master çalışması yaptı. Hatta yarın tesine gireceğiz. Bu sentiment analysis diye Trump tweetlerine baktılar. Yani burada tabii kelime analizi yapıyorlar. Hangi kelimeler ya budur. Ve Trump'ın ne kadar iyi niyetli veya ne kadar iyi niyetsiz olduğunu ölçebiliyorlar. Yani bu da sosyal medyanın bir parçası. Hani siz liderlerin Tweetlerine bilmem nesine bakıp bu işte kelimelere, şunlara, bunlara bakıp bir takım bir şey çıkartabilirsiniz herhalde diyorum. Ama benim esas sorum şuydu bakın esasında ben bu Sapiens kitabını okuduktan sonra bu savaşların Homo sapiens'in bir derdi olduğunu, yani genetik bir sorun olduğunu hep zannediyordum. Tabii hat şimdi diyorsun ki hani büyük devletler kapışmıyor ama büyük devletler olay çıkartıyor. Yani Suriye Savaşı nereden çıktı? Irak Savaşı nereden çıktı? Hep büyük devletler bir türlü silah satabilmek için bu savaşları çıkartıyor. Çünkü ekonomik, para kazanacak. Çünkü, ve dikkat edersen de mesela bizim Yunanistan'ın hep şey bütçeleri, savunma bütçeleri çok büyük. Gittikçe büyüyor. Yunanistan yeni büyüttü şeyini, savunma bütçesini. Yani esasında evet, belki de birbirlerini korkutarak Homo Sapiens Uzaklaşıyorlar bu işten uzak, yani savaşa girişmiyorlar aynı soğuk savaşta olduğu gibi ama o iç savaş dediğin şeylerin hepsinin arkasında yine büyük devletler var mı diye sana soracak. Kesinlikle var. Öncelikle sentiment analysis dediğiniz için çok teşekkür ederim, bayılıyorum en sevdiğim şeylerden biri büyük metinlerin içerisinde. E, duygu durum e, tespit etmeye çalışmak hatta sentiment e, analizi bu otomatik olarak yapıldığını e, öğrendiğim tarihte e, çok da üzülmüştüm çünkü benim doktora tezim sırasında yoktu bunların hiçbiri evet, e, elle arşivlere gidip binlerce sayfanın içerisinde e, arşivin kapanmasına 15 dakika kala hatta bazılarını elimle böyle e, yaza 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 yazıp e bir baktım ki pdf olarak siz bunu makineye atıyorsunuz. O çamaşır makinesi gibi çıkartıyor. Çok üzüldüm. <laughs> Artık e, yani kullanıyorum. E, şöyle. E, iç savaşların her zaman bir dış şeyi var. E, boyutu tabii ki var. Hep vardı. E, hatta yani e, 1600'lerde devam eden işte 30 yıl savaşlarında falan da yani iç savaşlar dış destekli iç savaşlar. Bu, bu bunlar e, sürekli olarak e, vardı e, şimdi mevcut e, sistemin e, bu eleştiriye e, yanıtı şu oluyor şimdi ben bütün 1945 sonrası dünya düzenine süper güçler arasında e, herkesi öldürecek bir savaş olmasın diye yaptım e, dolayısıyla benim bu sistemi kurmak için kurmandaki birincil amaç sadece ve sadece bir nükleer savaşı engellemek, iki nükleer savaşa tırmanabilecek seviyede devletler arası büyük bu böyle işte binlerce tank, yüzlerce uçaklı e, çatışmaları engellemek devletler arasında minik çatışmalar hala olabiliyor. Kıbrıs Barış Harekatı gibi mesela. Ama küçük kaldığı ve bölgeselleşmediği sürece ya da İran-Irak Savaşı 80-88 gibi bunlar kabul edilebilir. Hatta e, büyük devletler iç savaşları destekleyip buraları işte para silah yardımı yaparak da bunları destekleyebilir, İşte Vietnam Savaşı, Kore Savaşı, ondan sonra Afganistan müdahalesi gibi. Bunların hepsine sistem diyor ki maalesef böyle bir şey var ve böyle bir şey olmaya da devam edecek. Yeter ki devletler arası savaş olmasın, diğer her şey kabul edilebilirdir gibi bir cevap veriyor bunun neticesinde. Ve yani işte bütün o kapitalist sistem, neoliberal iktisat, Ondan sonra işte demokrasiler birbiriyle e, savaşmaz. E tamam otoriter e, de demokratikleşmeye çalışıyor. Yok. O demokratikleşmesin, otoriter kalsın ki gideyim orada savaşayım biraz silah endüstrim canlansın gibi dinamiklerin hepsini kabul ediyor e, sistem. Ve diyor ki e, bunun alternatifi yani e, bunları yani şöyle diyeyim. Bu sistemi geliştirebiliyorsak hadi geliştirelim. Fakat e, süper güçlerin ee, barış döneminde e, kazandığı gelir her zaman savaşa kıyasla yüksek olmalıdır ki bunlar hep barışı tercih etsin. Eğer barış döneminde sınır ötesi bir operasyona hazırlanmak için milyar dolarlık bir füze projesi ya da bir uçak projesi yapıyor Ve bunu burada kullanıyorsa, ee, bu kötü bir şeydir fakat kabul edilebilirdir bir şeydir gibi size çok acımasız bir açıklama yapıyor. Ee, dolayısıyla tabii ki iç savaşların her zaman dış desteği oldu ee, ve olmaya da devam edecek. Ee, sistem bu, buna dönük cevabı şu, alternatifi olmadığı sürece kabul edilebilir zayiattır diyor size bunun için. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler. Burak Kılıçarslan'ın bir sorusu var, el kaldırıyor. Ee, mikrofonunuzu açabilir misiniz? Evet, geliyor mu sesin? Geliyor. geliyor. Öncelikle bu güzel sunum için çok teşekkür ederim Akın Hocam ve dinleyicilere de tabii ki. Benim sorum aslında Önder Hocanın sorusundan sonra birazcık tekrardan regüle ettim sorumu da benzer bir soruyu soracaktım. Özellikle Akın Hocam sizin sunumunuzun son kısmında o belirttiğiniz trende baktığımız zaman ...yani totalde insan kaybı olarak, insanlık olarak ölümün azaldığını görüyoruz... ...ve dünya savaşları gibi büyük savaşlardan ziyade iç savaşların ölümlere neden olduğunu görüyoruz. Burada hani biraz yorum gibi olacak, tam soru olarak soracaktım da bunu. Bence şu, iç savaşların özellikle son 10 yılda, 20 yılda nasıl geliştiğine baktığımız zaman... ...artık yaptığımız çalışmalarda bence şuna da bakmamız gerekiyor kaç tane insan öldüğü tabii ki önemli ama bence yine aynı en azından eş değerde önemli bir soru, ölen insanların nerede öldüğü ve hangi milletlerden veya hangi backgroundlardan veya hangi e, sınıflardan ölmüş olduğu bence yine önemli bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bence tercih edilen birinci 2. Dünya Savaşı'ndan farklı olarak, birinci 2. Dünya Savaşı'na baktığımız zaman kayıpların çok büyük bölümünün kıta Avrupa'sında olduğunu görüyoruz. Bugün Demokrasilerin zaten bunu bir yani hakkını vermek lazım, tebrik etmek lazım. Bunu aşabilmişler. Bugün Kıta Avrupa'sında en azından bugün şu an bir savaş yaşanmıyorsa bu bir başarıdır. İşte Nazi Almanya'sı 1945'ten günümüze gelebilmişse, bugün Almanya'yı özellikle pandemide dünyanın en örnek elimizdeki en iyi demokrasiler olarak sunabiliyorsak bu da bir başarıdır. Ama iç savaş bölgelerine baktığımız zaman şunu görebiliyoruz: büyük devletlerin kendi içlerinde çok demokratik ülkelerin güç mücadeleleri sonucu buralarda çok fazla insanın bugün öldüğünü görüyoruz. Yemeniç Savaşı'nda da bunu görebiliyoruz. Suriye çok bence net bir örnek yakından da bildiğimiz veya Libya'nın ilk e, Arap Baharı'nın başında gerekse günümüzdeki e, durumuna baktığımız zaman görebiliyoruz. Özetle benim eklemek istediğim, işte Önder Hoca da zaten benzer bir şeyi sormuştu. O yüzden cevap almış gibi oldum da e, bu ne kadar insanın öldüğüne ek olarak daha da bence önemli olduğunu düşündüğüm bugün kim ölüyor? Bu soruyla alakalı son toparlıyorum cümlemi. Nasıl sizin yöntemlerinizle aslında nasıl bir yol izleyebiliriz? Nasıl çalışmalar yapabiliriz? Teşekkür ederim. Bu şey, Marksist savaş teorisi. Yani Marks da diyor ki aslında ülke ve devletler diye bir şey yoktur. Aslında bir eşitsizlik durumu vardır. Sınıf meselesi vardır. Savaş dediğimiz şey... E, bu eşitsizlik durumunun devam ettirilmesi için hep ortada e, olan, o yani işte çok zenginlerin çok zenginleşmesi, çok fakirlerin çok fakirleşip ölmesi e, dinamini korumak için ortaya e, çıkan bir e, insan e, davranışıdır. O Marksist geleneğin en e, güncellerinden bir tanesi. Bizim e, uluslararası ilişkilerde işte World System Theory dediğimiz İmanuel Wallerstein'in e, teorisi yani World System Theory yani bir işte e, birinci e, derece devletler var, gelişmiş devletler bir de işte ikinci derece ve üçüncü derece yani işte gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan e, ve henüz daha çok e, gelişememiş ülkeler e, şeydir ve işte İmmanuel Wallerstein'in e, kuramı da şey yani savaş aslında bir u, u, işte, u, milliyetçilik ya da bir ideoloji ya da bir gereksinim ya da bir rasyonelite e, değil, e, daha ziyade hem küresel hem de devletler içerisindeki e, bu e, işte e, means of production yani üretim modları üretim e, yöntemleri e, ve o güç ilişkilerini e, korunması kollanması e, neticesiyle e, ortaya çıkan. Şimdi biz diyoruz ki yani Suriye'de iç savaş var. İşte yurt dışındaki işte dış ülkeler gidip burada Suriye'deki iç savaşı destekliyorlar. Ne kadar kötü. Suriye'nin içinde de aynı eşitsizlik var. Yani bir egemen işte hükümran zümre var. onlar işte Suriye'deki gayri safi milli hasılanın neredeyse seksenini tüketiyor. Geri kalan %20 de cephede ya da sivil ölüyor bir şekilde. Yani dolayısıyla bu açıklama yani sizin şeyiniz tamamen bu açıklama. Benim yöntemlerimin buna doğrudan bir tabii etkisi yok. Çünkü bahsettiğiniz açıklama çok makro seviye bir açıklama. Sistem seviyesinde açıklama. Sistem seviyesinde de hani sistemsel bir savaş olmadığı için benimki hani yöntemlerim hep en çok uğraştığımız tip çatışmalar, mikro seviye çatışmalar olduğu için buna doğrudan bir şey söylemiyor ama tabii hani şey dediniz ya yani hani ölen de nerede ölüyor? o i̇şte lokasyon verisi, lokasyon e, temelli analiz aslında. Belki öyle bir katkısı olabilir. Çok teşekkürler. Başka sorusu olan var mı katılımcılarımızdan? E, kaldırabilirsiniz, yazabilirsiniz e, chatten de. YouTube'dan takip eden şu anki izleyicilerimiz orada da chat bölümüne yazabilirler isterlerse sorularını. Hmm. Bir soru daha gelirken belki benim aklıma çok takılan bir soru var. Akın Hocam, Onu iletmek isterim. Savaş yani fiili aktif savaş durumu dışında savaş tehdidi de aslında zaman zaman real politikada çok kullanılan bir faktör. Özellikle söylemsel olarak liderlerin iç politikada özellikle hegemonyalarını daha konsolide etmek amaçlı olarak söylemlerinde bir savaş tehdidi ya da bir düşman üretme sistematiğinin olduğunu görüyoruz. Acaba bu söylem resimleri üzerinden sizin yaptığınız türde bir e, o söylemsel metadata analizinden ilginç bir sonuç çıkabilir mi diye düşünüyorum. Ya Çok güzel bir konu. Bunu yapanlar var. Benim bu projem bununla ilgili değil ama başka bir projede e, şey çalışıyorum bu e, fake news, yanlış haber ve dezenformasyon <laughs> söyleminin Uluslararası ilişkilerde nasıl güvenlikleştirildiği, yani söylemsel olarak bir Hı. güvenlik tehdidi olarak inşa edildiğini e, analiz ediyorum. E, bu proje tam olarak onunla ilgili değil ama e, şey e, kesinlikle kullanılabilir. Bu işte ya söylem analizi, yani discourse analizi o aslında Hı. tamamen e, nitel araştırma yöntemlerinden bir tanesi. Ya öyle nitel e, o, olarak. Edilir. ya da işte bu programlamalı şekilde yani işte sentiment analiz falan ya da e, ke kelime gömülümleri falan kullanılabilir daha programlamalı olarak da e, yapılabilir bunlar e, Bu bu proje yani bu projeden pek e, onunla ilgili bir şey çıkmıyor ama ona dönük başka bir proje e, yapılabilir yani e, bütün uluslararası ilişkilerde 95 sonrasında ortaya çıkan. E, güvenlikleştirme e, kuramları, securitization teoriler bunun üzerinde. Yani e, bir ülkenin e, yanı başında işte e, bir tane işte e, çözülemeyen bir e, toprak problemi var. Yani burası senin adam mı benim? Yani Türkiye Yunanistan diyelim yani. E, bu e, adaların statüsü e, örnek vermek gerekirse 60 senedir aynı. Fakat bir taraf bir gün uyanıyor uykusundan diyor ki burası kabul edilemez e, derecede büyük bir ulusal güvenlik problemidir. E, hemen bir şey yapılmalı. Ya ada aynı 60 sene önceki ada. Ya ne değişti bir gün içerisinde falan. De oluyor. bu işte söylemleri analiz edip işte adalar mı güvenlikleştiriliyor? Adaların kıta sağlığı mı güvenlikleştiriliyor? O adalara e, işte konulan silahlar mı silah silahlandırma mı güvenlikleştiriliyor? ...bu güvenlikleştirme dönemlerinin e, iç politikadaki seçim e, döngüleriyle ilişkisi nedir? Seçime dönük çünkü her ülke bunları birdenbire e, problem olduğunu keşfetmeye başlarlar yani iç politika dış politika ilişkisi açısından. Ya çok keyifli bir araştırma konusu. E, şey ve yani bayağı da şu anda mesela hani doktora master dersi verdiğimde benim Öğrencilerim hep bunu araştırmak istiyor. Söylem analizi yaparak o e, güvenlikleştirme davranışının e, nasıl olduğunu farklı vakalar üzerinden analiz etmeye çalışıyor. Çok da popülerdir o açıdan. Evet hepimizin demek ki aklını kurcalayan sorulardan biri. Evet. E, Katılımcılarımızdan Mehmet Özgün Özkul bir soru sormak istiyor. E, buyurun e, mikrofonunuzu e, videomuzu açarak... ...sorabilirsiniz. Merhabalar. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor. geliyor. Teşekkürler hocam öncelikle sunum için. Benim sorum aslında Yeşim Hoca'nın sorusuyla birazcık benzer taşıyor. Bir metodoloji sorusu olacaktı daha ziyade. Özellikle devlet dışı silahlı aktörlerin davranışlarına dair yapacağımız tahminlerde... ...metinsel değişikliklerin ya da metinsel dönüşümlerin bu örgütlerin ve grupların... Taktiksel ve stratejik değişimlerine e, yansıması ile ilgili algoritmalara geliştirilebilir mi acaba? Öncelikle yani mesela ben biraz daha framing analiz kullanıyorum. E, mesela buradaki kategorilerdeki değişiklikler acaba e, bu grupların e, pratikteki yöntemlerine e, nasıl yansıtıyor? Buna dair çalışmalar var mı ya da e, yapılabilir mi? Bunu sormak istiyorum hocam. Tabii teşekkür ederim. Yapılabilir. E um bu veriler iki tip çalışılabilir. Bir benim yaptığım gibi işte meta verilerin e, analiz edilerek böyle vaka veri tabanları oluşturulması. E, ya da e, daha detaylı olarak bunların içeriğine bak bakılıp e, işte semantik dil bilimsel geçişlere bakılabilir. E, şey tabii aynı kalıyor yani eğer bir şiddet faaliyeti varsa... Onu tanımlamak için kullanılan kelimeler genellikle aynı, pek bir şey değiştirmiyor. Yani birisi bir yerden bir yere roket attıysa onu belirleyen kelimeler çok bir değişmiyor eğer hani şaka yapmıyorsa. E, fakat işte bu aktörlerin kendilerini tanımlama, düşmanlarını tanımlama, e, müttefiklerini tanımlama, e, aidiyetli yapmaya çalıştıkları şeyler hakkında söyledikleri, e, ...kelimeler değişiyor ve dönüşüyor. E, o noktada ben birazcık daha şeyi e, öneririm. Söylem analizi gibi intel e, yöntemleri tavsiye ederim. Böyle programlamalıdan ziyade. E, çünkü o e, söylemsel geçişleri, o söylemsel inşaları analiz edebilmek için... E, ...makine öğrenmesi falan çok e, iyi değil, kötü sonuç veriyor e, işin neticesini. Çünkü çok akışkan bir şey değil. Yani... Mesela bir örgütler çalışıyorsak mesela iki sene önce kendilerini tanımlama, düşmanlarını tanımlama, işte e, mücadele ettikleri şeyi tanımlama kelimeleri ve yöntemleri e, iki sene sonra farklılık gösteriyor. O onu e, onu sadece nitel olarak analiz etmek mümkün ama e, benim yaptığım e, tam olarak o değil. Benimki daha e, ölçümü Doğru yani çok büyük sayılarla uğraşmamı mümkün kılabilecek şeyleri ölçüyorum ben. Yani bir veri tabanına baktığım vakit e, o e, işte tabular data, matris e, veri tabanının böyle oh bir scroll down edeyim sonsuza kadar scroll etsin. Ya da böyle sağa gideyim sonsuza kadar e, şeye gitsin. Yani böyle yüksek hacimli verilerle e, çalışmayı daha çok seviyorum. O daha iyi bağlama oturtmamı... E, oturtmama imkan veriyor. Yani ben onu seviyorum ama şey kesinlikle çok zevkli. Yani daha kısa vadeli bir vakayı daha derinlemesine e, çalışarak o söylemsel geçişleri analiz etmek e, çok çok e, keyifli. Yani ben çok ilgilenmiyorum onunla ama yani güzel bir makale olsa da o konuda e, okusam kimse çalışmıyor doğru düzgün bunu. Yani en azından ee, benim alanımın en yukarıdaki dergilerinde daha henüz böyle bir şey yayınlanmadı. Yayınlansa da tam yani. Çok teşekkürler. Pınar Akgül'ün bir sorusu var, chatten paylaşmış bizimle. Ee, biraz aslında zor bir soru, şöyle diyeyim. E, çok geniş bir cevabı olabilir ya da e, bir cevap vermesi zor ama savaş sonrasındaki barış sürecinde devletlerin güçlenip İntikam alma hırsı nasıl engellenebilir demiş. Ee, aslında dünya politik sistemine dair e, Birinci Dünya Savaşı daha çok öncesine varan bir soru. Bu hırs gelişmemiş ülkelerde daha fazla diyebilir miyiz? Yani devletler neden hala intikam yerine gerçek barış için çaba sarf etmiyorlar diye sormuş. E, yani e, aslında zordan ziyade çok keyifli bir konu. Ve bunun literatürü çok zengin yani uluslararası ilişkilerde intikam kavramı e, şey e, mütekabiliyet e, olayı retaliation e, dinamikleri e, ya yani çok önemli e, sadece yani şu anda düşünmemiz gerektiren şey öyle zengin bir literatür ki bu yani 1930'lar 40'lardan beri çok güzel makaleleri var bu e, konunun şimdi öncelikle e, Savaş ya yani bir barış anlaşmasının başarılı olması eşittir sürdürülebilir olması için. E, öncelikle e, savaşın e, hiçbir e, şüpheye mahal bırakmayacak şekilde bitmesi lazım. Bu da nedir? Bir tarafın karşı tarafı e, tamamen e, şeye zorlaması. E, silah bırakmaya zorlaması. Yani ne, nedir işte e, de teknik, yasal e, zafer tanımı? E, yani gidip karşı taraftaki herkese öldürmek ya da karşı tarafın gidip başkentine girmek değil. E, karşı tarafın e, mücadele etme e, niyetini ortadan kaldırmak. Bunu e, karşı tarafın tamamen yok etmeden de yapabilirsiniz. Yani gerçekten çok işte büyük bir zafer kazanırsınız. Öyle ki karşı taraf artık hani ya savaşacak e, materyal kapasiteye sahip olmaz yani işte şey gibi Almanların 2. Dünya Savaşı'nda Stalingrad'a saldırmasının sebebi yani bütün o Sovyet fabrikaları bütün o petrol altyapısına saldırıyorlar ki artık savaştan çekilsin. Mütareke imzalasın. E, bir o ya da yani çok öyle korkunç bir olay yapıyorsunuz ki karşı taraf diyor ki yok ben savaştan çekiliyorum mesela şey gibi Amerika'nın nükleer bomba atması gibi yani Japonya diyor ki yani ne yapayım artık ben hani mücadele edemeyeceğim bununla gibi. Şimdi bu şekilde savaşın sonucu tartışılamayacak şekilde net bitiyorsa o intikam davranışı'nın olması biraz daha zor. Eğer şüpheli bir şekilde bitiyorsa savaş yani her iki tarafta ya ben daha savaşacaktım, benim daha hani dirayetim var, e, ekipmanım var, e, insan kaynağım var. E, niye yani bu şey yaptık, e, savaştan çekildik? Mesela Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'na başlatma sebeplerinden biri. E, biz Birinci Dünya Savaşı'nda tam yenilmedik ki niye yani müthavet imzalandı gibi e, bir şey. Fakat sonrasında da o işte intikam falan dinaminin olmaması için kurumsallaşması gerekiyor barış sürecinin. Yani bir güven arttırıcı önlemler mekanizmasının ortaya çıkması gerekiyor. Sonrasında iki tarafın işte bizim Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Atatürk'ün gidip yani karşı tarafta Yunan tarafıyla ve bütün savaştığı diğer herkesle sadece mütareke imzalaması değil sosyalize olmaya çalışması yani kendini tanıtması, gitmesi, davet etmesi, misafir etmesi falan gibi davranışlar barışı kurumsallaştıran tip davranışlardı. Tabii onun üzerine sonra çıkarsınız. İşte sanatçıların değişimi, spor insanlarının değişimi, öğrenci değişim programları o artık savaşmamazlık halini daha sürdürülebilir barışa doğru çıkartan şeylerdir. Birçok ülke yani bu hani soruya gelirsek niye herkes intikam almaya çalışıyor işin sonunda? Çünkü mütareke imzalandıktan sonra hiç kimse burada birazcık şey hani duygusal bir şey söyleyeyim ama ya gerçekten öyle. Barış döneminde savaş döneminde çalıştığımız kadar çalışmıyoruz işin açıkçası. Barış geldiği anda tembelleşiyor herkes. Savaş olmadığı sürece ...hiç kimse o savaştaki dirayeti, savaştaki o can havli şeyini barışla göstermiyor. Dolayısıyla bu güven arttırıcı önlemler, sosyalleşme meselesi neden Avrupa Birliği Avrupa Birliği oldu? Çünkü barışı en iyi kurumsallaştıran topluluk Avrupa Birliği oldu. Şimdi Avrupa tarihine baktığınız vakit İtalya, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya kadar tarihte birbirine boğazlamış ülke yok dünya tarihinde. Yani eğer intikamsa, yani birbirlerinden alınacak intikam e, havuzu en dolu. Beş ülke bunlar: İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya. E, Avrupa içinde savaştılar, Avrupa dışında savaştılar, dünya savaşı içinde savaştılar. Ama bir noktada bunlar dedik ki tamam artık savaşmayalım, bir sistem kuralım. Bu sistem üzerinde o kadar çok emek, o kadar çok vakit, o kadar çok kaynak harcayalım ki. E, bu sürdürülebilir olsun e, ve Avrupa Birliği'ni kuruyorlar e, ve bu aslında diğer ülkelere de e, bir e, plan sağlıyor aslında. Yani eğer o intikam ondan sonra güç dengesi değiştiği anda karşı tarafın diğer tarafın tepesine binmesi falan gibi dinamikleri ortadan kaldırmanın tek bir yolu e, başarılı olmuş tarihte. Her ne kadar bugün e, farklı problemleri olsa da Avrupa Birliği bir başarı e, hikayesidir. Afrika'da denediler bunu. Sahra Altı Afrika Birliği'ni kurmaya çalıştılar. fakat o talep dışarıdan empoze edilemiyor. Yani siz Birleşmiş Milletler olarak gidip ülkelere haydi barışın dediğiniz anda Birleşmiş Milletler barış gücü çekildiği anda savaşmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla işte o dinamiğin biraz şeyde oluşması lazım. Ülkelerde oluşması lazım. AB'yi kuran dinamik de işin açıkçası dünya tarihinin görmüş geçirmiş olduğu en büyük travma yani belki de o travmanın şiddetiyle böyle bir hani barışa yöneldiler dolayısıyla yani literatür bu konuda bunu söylüyor biraz yani barış esnasında bizim savaş kadar çalışmamız ve emek vermemiz lazım ki barış sürdürülebilir olsun tembelleşirsek barışta hemen savaşa geri döneriz. Çok teşekkürler. Ee, çok e, önemli ve anlamlı e, noktalara e, parmak basma fırsatı oldu bu son soruyla. Gerçekten e, çok teşekkür ediyor e, Pınar Akgül'de e, cevap için. E, başka sorumuz yoksa Sondan Hocam son bir yorum. E, mikrofonunuz kapalı hocam şu anda. Akın Hocama tekrar teşekkür ediyorum. Ee, umut ederim e, önümüzdeki yıllar, günler, aylar, yıllarda e, barışı e, işte, daim kılmak için her birey, her ülke, her kasaba, her şehir çalışmaya devam eder. Daha güzel günlerde Kendimiz düşman diye yeterince etrafta düşman demeyeyim ama kendimize de ke insan türünü düşman seçmemek en güzel şey diye düşünüyorum. E şu virüsü de halledelim, normal günlerimize dönmek dileğiyle. Teşekkür ediyorum Akın Hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun Nihat Hocam. Size de çok teşekkür ederim. İyi bakın. Nihat kapalı ama. Yok ben de teşekkür ediyorum. <laughs> Tüm katılımcılarımıza çok, çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki kolokyumuzda yine online görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.